Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte din sosyolojisi ile alakalı soru çözümlerimiz olacaktır. Sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Tek amacımız, tek gayemiz sizler için faydalı olabilmek. Genel olarak baktığımız zaman ve gelen yorumlara da baktığımız zaman bizden daha çok din sosyolojisi, din psikolojisi, ahlak felsefesi gibi derslere yönelik sorular istenmektedir. Onun için biz de bunu göz önünde bulundurarak ilk olarak işte din sosyolojisi, din psikolojisi şeklinde devam etmeyi düşünüyoruz. Allah güç ve kuvvet verdiği sürece. Evet arkadaşlar, vaktinizi almadan hemen soruya geçiyoruz. Birinci sorumuz şu şekilde. Hemen başlıyoruz. Kalemimizi ayarlayalım. Sosyoloji ilminin temel hareket noktası arkadaşlar. Temel hareket noktası olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Birinci yargıda toplumsal yaşam insanı etkiler. Ancak insan toplumsal yaşamı etkilemez. 2. İnsan ve toplum sürekli değişim göstermektedir. 3. İnsanlar karşılıklı dayanışma içinde yaşamak durumundadır. Şimdi bizden istenen şey nedir? Yanlış olan yargıyı bulmak. Şimdi toplumsal yaşam insanı etkiler, ancak insan toplumsal yaşamı etkilemez dediğimizde bu yargı yanlıştır. Neden? İkisi de zaten birbirinden beslenmektedir. İnsan da toplumu etkiler, toplum da insanı etkiler. Birbirleri içerisinde, etkileşim içerisindeler. Dolayısıyla bu öncülümüz arkadaşlar yanlıştır. İkiye bakıyoruz. İnsan ve toplum sürekli değişim göstermektedir. Elbette. Mesela 18. yüzyıldaki insanla toplum yapısında da baktığınızda farklılık gösterir. Günümüze baktığımızda da yine bir farklılık gösterir. Sürekli bir değişim içerisindedir. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Üçüncüsü olan insanlar karşılıklı dayanışma içinde yaşamak durumundadır. Doğrudur. Zaten insanlar karşılıklı dayanışma içerisinde yaşamaksalar insanın fıtratına ve doğasına aykırıdır. Onun için insan ve toplum sürekli değişmekte ve insanlar karşılıklı dayanışma içinde yaşamak zorundadır. Böyle olmadığı zaman zaten yaşam çekilmez hale gelir diyoruz. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğru. Bizden yanlış olanı istemiştir. Doğru cevabımız arkadaşlar Adana diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, aşağıdakilerden hangisi özel sosyoloji disiplinleri arasında yer almaz diyor. Şimdi din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, canlılar sosyolojisi, köy sosyolojisi, kent sosyolojisi. Değerli arkadaşlar, sosyolojinin 50'ye yakın alt bilim dalları vardır, alt dalları vardır. Bunlardan bazıları hangileridir arkadaşlar? İşte iktisat sosyolojisi, aile sosyolojisi, kent sosyolojisi, köy sosyolojisi, suç sosyolojisi, sosyal psikoloji, ondan sonra sosyal antropoloji, boş zamanlar sosyolojisi, aynı zamanda çalışma ve endüstriyel sosyoloji, siyaset sosyolojisi, iletişim sosyolojisi gibi, köy sosyolojisi, kent sosyolojisi gibi sosyolojinin alt dalları vardır. Ancak canlılar sosyolojisi adını taşıyan özel sosyoloji disiplini yoktur. Dolayısıyla din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, köy sosyolojisi ve kent sosyolojisi sosyolojinin alt bilim dallarından sayılır. Ancak canlılar sosyolojisi sosyolojinin alt bilim dallarından değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Ceyhan'dır diyoruz. Ve üçüncü soruya geçiyoruz. Evet. Toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli olan değişmeler sosyolojide hangi isimle anılmaktadır? Toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli olan değişmeler. Yer ve zaman belli ve tek tek ortaya çıkar. A. Toplumsal olay. B. Toplumsal olgu. C. Toplumsal rol.
D toplumsal statü, E toplumsal değişim. Toplumsal değişimden başlayalım arkadaşlar. Şimdi toplumsal değişim nedir? Toplumsal değişim arkadaşlar toplumsal hayatın belli bir kesiminde ya da tümünde belirli bir zaman sürecinde meydana gelen olaylarla bir durumdan başka bir duruma geçişi veya farklılaşmayı ifade eder. Bu toplumsal değişim. Toplumsal değişim arkadaşlar yavaş da olabilir, hızlı da olabilir. Örneğin yavaş olan toplumsal değişime örnek verecek olursak arkadaşlar din ve aile. Burada toplumsal değişim azdır. Ama hızlı olana örnek verdiğimizde ise arkadaşlar ekonomi ve teknoloji. Mesela günümüzde baktığımız zaman teknoloji almış başını gidiyor. Çok hızlı bir şekilde bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki toplumsal değişime tüm kurumların temel özelliğidir. Değişmeyen hiçbir şey yoktur. Her şey değişir. Daha önceki sorumuzda da gördük. Ancak değişimin hızı arkadaşlar toplumdan topluma göre değişir. Nasıl mesela? Şimdi Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bilim ve teknolojide almış başını gidiyor. Ama Afrika ülkelerine baktığımızda ise daha çok daha hala ilkel yaşantılar devam ettiğini görmekteyiz. Peki toplumsal değişime etki eden temel faktörler nelerdir? Yani bu toplumsal değişimi ne tetikliyor? Arkadaşlar bunlardan birincisi bilimsel ve teknik ilerlemeler. Bilimsel ve teknik ilerlemeler toplumsal değişimi etki eder. Aynı zamanda kitle iletişim araçları, nüfus olayları, coğrafi koşullar. Coğrafi koşulların içerisine bunu da alabiliriz. Fiziksel faktörler ve çevresel faktörler de etki ediyor. Savaşlar ve güçler arkadaşlar. Ekonomi ve kültürel etkileşim. Tabii bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bunlar toplumsal değişimi etki eden faktörlerdir. Dolayısıyla aradığımız şık bu değil arkadaşlar. Gelelim toplumsal statüye. Arkadaşlar toplumsal statü kişinin sosyal yeri neresi olduğunu bize anlatır. Nasıl? Mesela her kişi yaşadığı toplumda belli bir yeri ve belli bir konuma sahiptir. İşte kişilerin toplumda bulundukları bu yer veya mevkiye biz statü diyoruz. Toplumsal statü, kişinin konumu. Mesela bir öğretmen, mesela bir hemşire, mesela bir müdür. Bunlar toplumsal statüdeki bunların şeyi nedir? Öğretmenlik. Şimdi dolayısıyla aradığınız şık da bu değil arkadaşlar. Toplumsal statü kişinin yeri ve konumunu belirtir bize. Toplumsal rol ise arkadaşlar toplumsal statüye bağlı olarak kişilerin elde etmiş oldukları hak ve görevlere denir toplumsal rol. Toplumsal rol ise arkadaşlar bize kişinin ne yaptığını anlatır. Dolayısıyla aradığımız şık bu da değildir. Arkadaşlar toplumsal olguya baktığımızda daha çok güç ya da evlilik gibi tüm toplumlarda var olan genel bir değişimdir. Yani tek bir kişiye ya da topluma özgü olmayan genel durumlardır. Toplumsal olgular arkadaşlar geneldir, soyuttur ve sayılarla ifade edilmediği gibi yeri ve zamanı belli bir olay ile de sınırlı değildir. Bu nedenle toplumsal olguların tek tek ifade edilebilmeleri söz konusu değildir diyoruz. O zaman geriye kaldı A şıkkı arkadaşlar. Toplumsal olay ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli olan değişmelerdir. Örnek mesela Ali ile Fatıma'nın belli bir tarihte ve belli bir yerde evlenmesi bu bir toplumsal olaydır. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru cevabımız ne diyoruz? Adana diyoruz ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi toplumsal olguların özelliklerinden biri değildir? Toplumsal olguların özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Üçüncü soruda toplumsal olguyla alakalı biraz bilgi vermiştik. Arkadaşlar dediğimiz gibi şıklara bakalım.
A geneldir, B soyuttur, C sayılarla ifade edilmez, D yeri ve zamanı belli bir olay ile de sınırlı değildir, E tek tek ifade edilebilir. Şimdi toplumsal olgular arkadaşlar geneldir. Yani tüm toplumlarda var olan genel bir değişimdir. Dolayısıyla bu toplumsal olgunun özelliğidir. Toplumsal olgular arkadaşlar sayılamazlar, yani soyuttur. Herhangi bir sayıyla ifade edemezsiniz. Soyut olan bir şeyi ifade edemezsiniz. Yeri ve zamanı belli değildir. Herhangi bir yerle, herhangi bir olayla da sınırlı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla soyuttur diyoruz. Sayılarla ifade edilemez diyoruz. Yeri ve zamanı belli bir olayla da sınırlı değildir diyoruz. Tek tek ifade edilebilirler diyor. Hayır arkadaşlar, tek tek ifade edilemezler. Çünkü soyut olduğu için sayılamazlar. Evet, sayılamazlar diyoruz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Doğru cevabımız Edirne diyoruz. Ve 5. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin doğuşunu hazırlayan nedenler arasında sayılmaz? Sosyoloji biliminin doğuşunu hazırlayan nedenler arasında sayılmaz diyor arkadaşlar. Soru kırıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. A şıkkı doğa bilimlerindeki gelişmeler, B felsefe ve sanat alanında yaşanan gelişmeler, C sanayi devrimi, D siyasi devrimler, E toplumsal anlamda dinden uzaklaşmalar. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleri ile birlikte köklü bir zihinsel, sosyal ve siyasal dönüşümün ilk adımının atıldığını görüyoruz. Bu hareketlerin sonucu olarak Orta Çağ boyunca hüküm süren mezhep bütünlüğü ve görece siyasal birlik parçalanmış ve Avrupa yüzyıllar boyunca sürecek olan ve bugün modernite diye adlandırdığımız yeni bir tarihsel döneme girmiştir. İşte bu dönem boyunca Avrupa'nın tanık olduğu pek çok değişme ve gelişme doğrudan ya da dolaylı olarak sosyolojinin doğuşuna katkıda bulunmuş. Peki bunlar ha nelerdir? Baktığımızda arkadaşlar coğrafi keşifler. Ondan sonra sömürgecilikle birlikte Batı'nın zenginleşmesi, sermaye birikimi ve kapitalizm. Ondan sonra 1789 yılında ortaya çıkan Fransız devrimi, sanayi devrimi, kentleşme, kırdan kente göç ve benzeri bu gelişmelerle birlikte arkadaşlar ne olmuş? Toplumsal düzeni bozulmasıyla oluşan kaos ortamında 19. yüzyıl düşünürleri toplumsal düzenin yeniden inşa etmek için ve bu düzenin nasıl kurulabileceği sorusu üzerinde durmuşlar. Toplum nedir? Toplum neden şu anda var olduğu gibi yapılanmıştır? Toplumlar neden ve nasıl değişir gibi sorulara cevap aramaya başlamışlardır. İşte bu olayların sonucunda dönemin düşünürlerini meşgul eden temel sorunlar da ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapı parçalanmış, toplumsal istikrar bozulmuş ve insanlar arasında geleceğe dair büyük bir endişe hakim olmaya başlamıştır. 19. yüzyılda sosyolojik düşünce aslında dönemin düşünürlerinin bu sorunlara yönelik geliştirmeye çalıştıkları çözümlerle birlikte şekillenmiştir. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar sosyoloji biliminin doğuşunu hazırlayan nedenler de şıklarımızda arkadaşlar doğa bilimlerindeki gelişmeler var. Felsefe ve sanat alanında yaşayan gelişmeler var mı? Var. Sanayi devrimi var mı? Var. Siyasi devrimler var mı? Var. Ancak toplumsal anlamda dinden uzaklaşmalar değerli arkadaşlar sosyoloji biliminin doğuşunu hazırlayan etmenler değildir diyoruz. Doğru cevabımız Edirne. Evet arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda toplumun bilimsel incelemesini sosyoloji olarak adlandıran ve bu nedenle sosyolojinin isim babası olarak bilinen, düşünür kimdir diyor bize. A şıkkı Ferguson, B Auguste Comte, C Durkheim, D Max Weber, E Karl Marx.
Arkadaşlar sosyolojinin isim babası ne bize istiyor? Dolayısıyla da önce Adam Ferguson bir İtalyan filozoftur. Auguste Comte arkadaşlar toplumu bilimsel olarak incelemesi için ihtiyaç duyulan bilime sosyoloji ismini ilk öneren ve kullanan kişi olmuştur. Ve toplumu bilimsel inceleyerek bilim dalı için sosyal fizik terimini kullanmıştır. Dolayısıyla arkadaşlar, Auguste Comte sosyolojinin isim babası olarak değerlendirilir. Doğru cevabımız arkadaşlar Bursa'dır. Bir de Auguste Comte'la alakalı arkadaşlar toplumun bilimsel incelenmesini sosyoloji olarak adlandıran ilk düşünürdür ve bu nedenle sosyolojinin isim babası olarak değerlendirilir. Ve bununla ilgili de bilmeniz gereken Comte'la alakalı bilmeniz gereken diğer bir mesele arkadaşlar Comte'un 3 hal kanunudur. Bu önemlidir. Birincisi arkadaşlar teolojik aşama, ikincisi metafizik aşama, üçüncüsü ise pozitif aşama olarak değerlendirilir. Nedir? Comte'un 3 hal yasası arkadaşlar. Nedir? Teolojik, kalemim yazmadı, yazmıyor. Teolojik arkadaşlar, metafizik, bir de pozitivist arkadaşlar. Evet, pozitivist yaklaşım. Şimdi teolojik aşamaya baktığımızda arkadaşlar, Comte'a göre bu insanlık için bir çocukluk evresidir. Yani burada teolojik çağda her şeye dini bir izah getirme söz konusudur. Yani insanoğlu bilmediğini ve bir türlü anlayamadığı olayları, olguları hep aşkın bir kaynakla açıklama yoluna gitmişlerdir. İşte bu aşamadaki arkadaşlar temel düşünce fiziki ve sosyal yeni yani doğadaki ve toplumdaki tüm olayların doğaüstü güçler tarafından idare edildiğine duyulan inançtır. Hangisi arkadaşlar? Bu teolojik çağ, teolojik evre. Doğa ve toplum Tanrı tarafından meydana getirilmiştir ve yönetilmektedir diyor. Burada var olan bilgiler ilahi özellik taşıdıkları için sorgulamadan kabul edilir. Bu teolojik evre. Comte'un ikinci evresi arkadaşlar metafizik evredir. Bu çağ arkadaşlar insanlığın gençlik çağı olarak değerlendirir. Bu dönemde insanlar soyut fikirlerin peşinden koşmuşlar. Evreni soyut fikirler ışığında açıklamaya çalışmışlardır. Yani işte ruh gibi, ölümsüzlük gibi doğaüstü, soyut kavramların ve gizli güçlerin temel belirleyici olduğu bir aşamadır. Bunların anlayışında bir tanrı yoktur. Fakat toplumsal meseleleri düzenleyen bir soyut güçler bütünü vardır diyoruz. Yani bu durumda, bu aşamada, bu aşamanın en belirgin olan özelliği toplumsal ve doğayla ilgili olguların bir takım soyut güçlerle açıklanmasıdır diyoruz. Yine arkadaşlar Comte'un diğer bir yasası ise pozitivist yani olgucu evredir. Bu ise arkadaşlar bilimsel araştırmalar ön plandadır. Bu son evrede insanlar artık fenomenlerin nedenlerini, anlamlarını, kaynaklarını aramaya bırakmış. Bunları yöneten, idare eden, yasaları keşfetmeyi amaçlayan bir dönem. Bu dönemde insanlar doğadaki ve toplumsal yaşamdaki olguları açıklayabilmek için somut, gözlenebilir olguları incelemeye yönelmişlerdir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Comte'un bu 3 hal yasası önemlidir. Sınavda karşınıza çıkabilir. Diğer bir isim arkadaşlar Émile Durkheim. Durkheim de arkadaşlar önemli bir sosyologtur. 1858-1917 yılları arasında yaşamıştır ve sosyolojinin de en önemli kurucuları arasında değerlendirilir. En önemli özelliklerden bir tanesi ise arkadaşlar işlevselci yani fonksiyonalist olarak adlandırılan bir toplum modelini benimsemiştir. Ona göre sosyolojinin çalışma konusu toplumsal olgulardır
diyoruz. Arkadaşlar Marx Weber ise bir Alman düşünürdür ve sosyologdur. Ekonomi politik uzmanı olarak değerlendirilir ve modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olarak değerlendirilir diyoruz. Ve doğru cevabımız arkadaşlar August Comte diyerek 7. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda. Bu görüşü savunan iki önemli düşünür hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çatışma teorisyenleri bu algının aksine toplumu bireylerin, grupların güç elde etmek için birbirleriyle mücadele ettikleri ve çatışmanın denetim altına alınmasını bir grubun geçici bir süre için rakiplerini bastırması olarak algıladıkları adeta bir arena olarak değerlendirirler. Bu görüşü savunan iki önemli düşünür hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. George Simmel, Robert Park. B. Coley, John Dewey. C. Parsons, Robert Merton. D. Karl Marx, Max Weber. E. Comte ve Durkheim. Arkadaşlar, şimdi çatışma teorisi önemlidir. Ve bu teori toplumu içindeki farklı gruplar arasındaki eşitsizliklere odaklanarak inceler. Yani toplumu oluşturan gruplar arasındaki rekabetten kaynaklanan çıkar çelişkisini ele alır. Çatışmanın toplumun gelişimi açısından önemli bir yeri olduğunu dile getirir ve toplumların genel yapısını çözümleyen bir yaklaşım olarak işlevselciliğe karşı oluşturulmuş bir teoridir. Dolayısıyla bu teori temel olarak sosyal ve ekonomik gücün suça etkileri, kişi ve grupların davranışlarını belirleme ve kontrol etme yeteneğini tanımlamaktadır. Gücün eşit olmayan dağılımı çatışmayı yaratır. Çatışma güç için rekabette yerleşmiştir diyor. Çatışma kuramına göre arkadaşlar suç kavramı güçlüler tarafından tanımlanmıştır. Yasalar kültürel olarak görelidirler ve doğru ile yanlışın kesin bir standardı ile bağlanmamışlardır. İşte çatışma teorisinin temellerini iki sosyolog atmıştır ve bu sosyologlar kimlerdir? Karl Marx ve Max Weber'dir. Sosyolojide çatışma teorisi arkadaşlar Karl Marx tarafından 19. yüzyılın başlarında yaratılmıştır. Dolayısıyla çatışma teorisi temel ögeleri Marx'ın eserlerinde de açık bir şekilde görülebilir diyoruz. Dolayısıyla çok fazla ayrıntıya girmeden arkadaşlar çatışma teorisi denildiği zaman hemen aklınıza Karl Marx ve Max Weber gelecektir diyoruz. Doğru cevabımız Denizli. 8. sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 8. sorumuz ise yukarıda özellikleri verilen çağdaş sosyoloji teorisi yaşadıklarından hangisidir? Çağdaş sosyoloji teorisi. Geleneksel sosyolojiyi bütünüyle reddeder. Hatta onlar toplumun bütününü, geçmişi, bugünü ve geleceğini analiz edebilecek etraflı ve tam kapsamlı bir sosyolojik teori ihtimalini kabul etmezler. Onlar toplumların evrim süreci sonucunda veya devrimlerle daha iyi bir geleceğe, daha insani, daha uygar ve rasyonel gelişme ve evresine doğru ilerlediği düşüncesini reddederler. Bilimsel yöntemi reddederler. Akıl ve nesneliğin toplumun hakikatini ve temel tarihsel gelişme yasalarını ortaya çıkarma potansiyelini kabul etmezler. Şimdi bizde verilen özelliklerle ilgili bir şık istiyorlar. A. Postmodernizm, B. İşlevselcilik teorisi, C. Etnometodoloji, D. Görüş açısı teorisi, E. Çatışma teorisi. Arkadaşlar, burada verilen özelliklerin tamamı çağdaş sosyoloji teorisi olan modernizm
Diğer ismi arkadaşlar postmodernitedir diyoruz. Doğru cevabımız Adana'dır. Yalnız diğer şıklara da bakmakta fayda var diyoruz. Şimdi arkadaşlar işlevselcilik teorisi. Diğer ismi arkadaşlar fonksiyonalizmdir. Bu teori modern dönem sosyolojisinin temel yaklaşımlarından biridir arkadaşlar. İşlevselcilik. Fonksiyonalizm olarak da değerlendirilir. 20. yüzyılın büyük bölümünde hem sosyolojide hem de sosyal antropolojide önemli bir etki sahip olmuştur. İşlevselcilik ya da fonksiyonalizm en genel hatlarıyla arkadaşlar toplumların süreyen, birbirine bağlı, istikrarlı, genellikle tümleşik bütünler oldukları ve her biri toplumun istikrarının sürmesi açısından belirli işlevleri yerine getiren parçalardan oluştuğu varsayımına dayanır. Yani genel olarak toplumu bir arada tutan ve düzeni sağlayan şeyin de toplum üyeleri tarafından üzerinde uzlaşılan ve ortak olarak paylaşılan temel değerler olduğunu savunur diyoruz. Etnometodolojisi ise arkadaşlar bu da insanların günlük hayatta karşılaştıkları deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarının ampirik incelenmesidir. Yani etnometodologlar düzenin kendi başına bir gerçekliği olduğu fikrine karşıdırlar. Onlar daha çok düzenin ortam içinde bulunanlar tarafından o ortama mal edildiğini önerirler. Dolayısıyla insanlar karşılaştıkları durum veya eylem ne olursa olsun anlamlandırmaya veya düzenlemeye çalışırlar diyoruz arkadaşlar. Evet, zaten arkadaşlar çatışma teorisini anlatmıştık. Karl Marx ve Max Weber'in teorileriydi. Diğeri zaten doğru cevabımız postmodernizm diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 9. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi toplumsal değişmenin unsurları arasında yer almaz? A. Değişme doğal bir olgu ve zorunluluktur. B. Bütün toplumlar ve doğa değişim içindedir. Toplumlar değişim zamanı gelince son bulacaktır. D. Toplumsal değişmenin hızı toplumdan topluma farklılık gösterir. E. Toplumsal değişime bütün toplumlar için kaçınılmaz evrensel bir olgudur diyor. Şimdi arkadaşlar, toplumsal değişme, sosyal bilimcilere göre her şey değişir. Hatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir tezini ileri sürmüşlerdir. Şimdi toplumsal değişme arkadaşlar, toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkiler ağının, ondan sonra davranış kalıplarının, norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşümler şeklinde açıklanabilir. Toplumsal değişme. Yani toplumsal değişme nedir? Toplumsal yapının, kurumların, toplumsal ilişkilerin zamanla geçirdiği dönüşümler, değişimler şeklinde açıklanabilir. Hiçbir birey toplumsal grup değişiminden kaçınamaz arkadaşlar. Mutlaka toplumda değişen meselelere ayak uydurmak durumundalar. Kendileri de değişiyorlar. İşte arkadaşlar, toplumsal değişme süreklidir. Yani A şıkkında değişme doğal bir olgu ve zorunluluktur. Doğrudur kesinlikle. Bütün toplumlar ve doğa değişim içerisindedir. Doğrudur arkadaşlar. Toplumsal değişim zamanı gelince son bulur diyor. Hayır arkadaşlar, toplumsal değişim zamanı gelince son bulmaz. Toplumsal değişim süreklidir. D. Toplumsal değişmenin hızı toplumdan topluma farklılık gösterir mi? Gösterir. Mesela Avrupa'daki değişim ile Afrika'daki değişimi kıyasladığımızda zaten bu toplumdan topluma değişimin hızı farklılık gösterdiğini anlarız. Ondan sonra toplumsal değişme bütün toplumlar için kaçınılmaz ve evrensel bir olgudur. Elbette
Dolayısıyla toplumlar değişim zamanı gelince son bulacaktır şeklinde yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet arkadaşlar, 10. sorumuza baktığımızda yukarıda özellikleri verilen toplumsal değişim kuramı hangisidir diyor. Özellikleri verilen toplumsal değişim kuramını bizden istiyor. Toplumların canlılar gibi doğdukları, büyüyüp geliştikleri ve öldükleri görüşündedirler. Buna göre insanlık tarihi canlı organizmalar gibi doğan, büyüyen ve ölen toplumların tarihinden oluşmaktadır. Temsilcileri arasında Spengler, Danilevski, İbni Haldun sayılabilir. Yukarıda özellikleri verilen toplumsal değişim kuramı hangisidir diyor. A. Evrimci yaklaşım, B. Diyalektik yaklaşım, C. Organizmacı yaklaşım, D. Yapısal fonksiyonel yaklaşım, E. Çatışmacı yaklaşım. Şimdi değerli arkadaşlar, toplumsal değişme literatüründe etkili olan bir takım teoriler vardır. Şimdi bu teoriler hangileridir? Bununla alakalı 3 temel teori vardır. Büyük boy kuramlar var, orta boy kuramlar var, bir de küçük boy kuramlar var ve bunlar da kendi içerisinde kategorilere ayrılmaktadır. Şimdi değerli arkadaşlar, büyük boy kuramlar hangileridir? Toplumları tüm insanlık tarihi içinde ele alırlar. Ve insanlığın doğuşundan bugüne kadar meydana gelen olayları açıklayarak modeller ortaya koymayı hedefliyorlar. Büyük boy kuramda 3 farklı yaklaşım var arkadaşlar. Evrimci yaklaşım, diyalektik yaklaşım ve organizmacı yaklaşım. Orta boy kuramda ise arkadaşlar yapısal fonksiyonel yaklaşım, çatışmacı yaklaşım var. Küçük boy kuramlar ise genellikle arkadaşlar kişiler arası ve gruplar arası etkileşim üzerinde yoğunlaşan bu yaklaşım daha çok sosyal psikoloji alanında kullanılmaktadır. Ve bu küçük boy kuramın en önemli temsilcisi ise arkadaşlar Moreno ve Hagen'dir. Şimdi sorumuza dönecek olursak, bizde toplumsal değişim kuramını istiyor. Yukarıda verilen bilgiler ışığında. Evrimci yaklaşıma baktığımızda değerli arkadaşlar, evrimci yaklaşım bu kuram daha çok insanlık tarihini kendi içinde meydana gelen birikimler sonucunda ortaya koyduğu gelişmenin sonucu olarak görürler. Zaten buraya da yazdım notu arkadaşlar. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi kimdir arkadaşlar? Huxley, Comte, Durkheim ve Weber'dir arkadaşlar. Evrimci yaklaşım. Yukarıda verilen şey bize uygun değil o zaman. Diyalektik yaklaşıma baktığımızda ise arkadaşlar, onu da ben buraya yazdım zaten. Hani önemli notlar olduğu için. Burada arkadaşlar diyalektik yaklaşım değişmeyi diyalektik açıdan ele alırlar. Yani insanlık tarihinin her aşaması bir sonrakinin tohumlarını taşıdığını ve yeni aşama eski aşamanın zıttı olarak değerlendiriliyor. Ne demek bu? Yani toplumsal alanda her varlığın zıtları bünyesinde barındırdığını, işte bu zıtların çatışmasıyla yeni bir durumun biçimlendiğini ve bu sürecin aynı tarzda devam ettiğini ileri sürmektedirler. Ve bu diyalektik yaklaşımında en önemli temsilcisi arkadaşlar Marx'tır ve Sorokin'dir. Dolayısıyla aradığımız şık bu da değil değerli dostlar. Gelelim organizmacı yaklaşıma. Organizmacı yaklaşım ise arkadaşlar toplumları canlılar gibi doğduklarını, büyüyüp geliştiklerini ve öldükleri görüşünü savunurlar. Toplumlar doğarlar, büyürler ve ölürler tezini savunurlar. Ve bu yaklaşımın da en önemli temsilcisi arkadaşlar Spengler'dir, Danilevski'dir ve İbni Haldun'dur. Dolayısıyla da bizden istenen şey de zaten budur. Doğru cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır. Yapısal fonksiyonel yaklaşıma baktığımızda ise arkadaşlar bu da toplumu belli fonksiyonlara sahip ögelerden oluştuğunu iddia ediyor. Ve en önemli temsilcileri arkadaşlar Parsons, Merton ve Ockburn'dur. Bu da değil arkadaşlar. Çatışmacı yaklaşıma baktığımızda ise çatışmacı yaklaşım toplumu birbiriyle çatışan ögelerden meydana geldiğini ileri sürmektedir.
ve temsilcileri arkadaşlar Pareto'dur ve Dahrendorf'tur diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 11. sorumuz 10. sorumuzla alakalı zaten. Orada açıkladığımız bilgiler burada da geçerli. Sorumuza bakalım. Toplumları tüm insanlık tarihi içinde ele alan ve insanlığın doğuşundan bugüne kadar meydana gelen olayları açıklayacak modeller ortaya koymayı hedefleyen toplumsal değişim kuramı hangisidir? Toplumları tüm insanlık tarihi içinde ele alır arkadaşlar. Ele alan diyor. Pardon, kalemimi açayım. Ve insanın doğuşundan bugüne kadar meydana gelen. Şimdi bakalım, A şıkkı büyük boy kuramlar, B orta boy kuramlar, C küçük boy kuramlar, D çatışmacı yaklaşım, E yapısal fonksiyonel yaklaşım. Şimdi değerli arkadaşlar, az önceki diğer 10. soruda da belirttiğim gibi toplumsal değişim teorileri kendi içerisinde önce 3 gruba ayrılır. Onlar da kendi içerisinde bir alt gruplara ayrılır. Toplumsal değişim teorileri arkadaşlar, 1 büyük boy kuramlar, 2 orta boy kuramlar, 3 küçük boy kuramlar şeklinde 3 bölüme ayrılır. Büyük boy kuramlar da kendi içerisinde 3'e ayrılır arkadaşlar. Evrimci yaklaşım, diyalektik yaklaşım, organizmacı yaklaşım. Orta boyda yapısal fonksiyonel yaklaşım ve çatışmacı yaklaşım. Diğeri ise arkadaşlar, küçük boy kuramlar kendi alt bilimleri yok, alt dalları yoktur. Daha çok kişiler arası ve gruplar arası etkileşim üzerinde yoğunlaşır. Yani daha çok sosyal psikoloji alanında kullanılmaktadır. Zaten 10. soruda bunu açıklamasını yaptık. Şimdi sorumuza dönecek olursak, diyor ki toplumları tüm insanlık tarihi içinde alır diyor. Burada bizden istenen cevap arkadaşlar büyük boy kuramlardır. Yani cevabımız Adana'dır. Çünkü bu büyük boy kuramlar toplumları tüm insanlık tarihi içinde ele alıyor. Ve insanlığın doğuşundan bugüne kadar meydana gelen olayları açıklayacak modeller ortaya koymayı hedefliyor. Bu büyük boy kuramdır. Orta boy kurama baktığımızda arkadaşlar, burada da toplumun işleyiş ve değişme mekanizmasını bulmaya çalışır. Yani bu kuramların kapsamı ulusal sınırlarla belirlenmiş olan bir toplumdur. Bu orta boy kuramlarda arkadaşlar iki kategoriye ayrılır. Zaten bunu da söyledik. Çatışmacı yaklaşım arkadaşlar orta boy kuramın bir alt dalıdır. Yine yapısal fonksiyonel yaklaşımda orta boyun bir alt dalıdır. Dolayısıyla bizden istenen cevap büyük boy kuramlardır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimiz buraya kadar. İnşallah sizlere daha iyi verimli videolar çekmeyi umut ediyoruz. İnşallah sizin için verimli olur, faydalı olur. Sizden tek ricamız kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sınavlarda başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Selametle.